Geç kaldılar değil mi? Saat daha yeni 3 oldu. Ya gelmezlerse? Ya Cüneyt Efendi gelirse? Gelirse kızlarla sohbet ediyorum. Bir şey yok. Beni sorarsa? Seninle de sohbet ediyorum dur. Aşinasın artık buralara. Yani. Hah, biri geldi galiba. Zeynep hadi sen odaya geç, seni görmesinler. Ama hala ev benim evim ya. Yoksa salmazdı ki anneleri. Zeynep seni görürlerse en çok senin başın belaya girer. Lütfen halacığım, ben düşündüm ne söyleyeceğim. Hadi. Tamam. Şule, hoş geldin. Geç. Çocuklar hoş geldiniz. Zeynep Hanım anne yok mu? Yok. Ben kendisinden müsaade istedim. Buraya rahat gelebilin diye. Zeynep Hanım anneyi bu işe karıştırmak yok çocuklar, tamam mı? Hangi işe? Biz sizin ortaokul mezunu olmanızı istiyoruz. Sonra da lise sınavlarına girmenizi. Tövbe tövbe. Daha neler? Nasıl olacak ya? Ben gidiyorum. Lütfen konuşmamı bitirmeme müsaade edin. Sonra tabii ki kimseyi zorlamayacağız. Abdullah bin Ömer. Ömer'in oğlu. Şöyle demiş. Biz Nebi zamanında hakkımızda vahiy inmesinden korktuğumuz için kadınlar hakkında konuşmaya çekinirdik. Nebi ölünce rahat konuşmaya başladık. Peki bu konuşmalar nereye gitti adım adım? Allahu Teala'nın bize helal kıldığını haram demeye. Kadını geri plana çekmeye. Neden biliyor musunuz? Çünkü kadınlar kendi ayakları üstünde durmayı öğrenirse, üstüne bir de bir araya gelirse onları hiçbir güç durduramaz. Eziyet de edemez. Ama ailemize karşı mı geleceğiz? Hazreti Ayşe gibi olmak, Hazreti Hatice Tül Kübra gibi olmak, Fatıma Tül Zehra gibi olmak istemez misin? Ailenin onlar gibi olduğunda seninle iftar etmesi gerekmez mi? İyi de hocam, ailelerimizden gizli nasıl okula gideceğiz? Okula gitmeyeceksiniz. Okul size gelecek. Bakın bu tabletleri size vereceğim. İçine de dersleri ben yükleyeceğim. Ben saklamayı beceremem. Kesin yakalanırım. İstesen öyle güzel saklarsın ki ben babamdan yıllarca neleri sakladım. Ben şimdi ağzımı açtım ama size konuşmak kolay diyeceksiniz gibi geliyor. Öyle değil. Kadın olmak başı açık olsa da kapalı olsa da kolay değil. Hepimiz haksızlığa uğruyoruz. Sadece şekli değişiyor. Ama en büyük haksızlığı kendimize yapıyoruz. Ben yapamam, ben edemem. İşte bu öğrenilmiş çaresizlik. Bizden ayrı kutu olmamızı istiyorsunuz siz. Siz zaten ayrı kutusunuz. Yoksa dün o kitabı el sürmeye cesaret edemezdiniz. Yumurtayı düşün mesela. Hı? Sen onu vaktinden önce kırarsan ne olur? İçindeki hayat son bulur. Ama o kendi içindeki güçle kendi kabuğunu kırarsa yeni bir hayat başlar. Sizin de kendi kabuğunuzu kendinizin kırması lazım. Biz ancak size aracı olabiliriz. Ne diyorsunuz?